Minecraft ama hayatta kalma savaşına hoş geldiniz. Bu videoda 3 takipçimi hapishaneye attım. Buradan çıkmak için onlara görevler vereceğim. İstediğim bu ütleri yaparak karşılığında benden güzel eşyalar kazanacaklar. Ve videonun sonunda birbirleriyle vs atacaklar. Bu vs'yi kazanan yarışmanın kazananı olacak. Bronzcu kazanır diyenler 5 yazsın. Hayır, demir kazanır diyenler 6 yazsın. Poyraz kazanır diyenler 7 yazsın. Ve daha fazla böyle yarışma videosu için bir günde 10 bin like bekliyorum. Like at! Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getiriyoruz. Bu yanımda gördüğünüz gibi Emir var, Poyraz var ve Proje var. Hasan neden yok? Hasan çünkü uyuyor arkadaşlar. Emir nerede bu Hasan ya? Uyuyup duruyor ya. Evet ya. Abi o köyde de o yüzden. Köye gitmiş. Ya bu senin nasıl bir arkadaşın var? Uyuyup duruyor sabah akşam gece gündüz. Arkadaşlar video çekeceğiz diyorum, çağırıyorum. Saat olmuş 3 uyuyor ya. Böyle olmaz. Hasan gel videolara. Arkadaşlar yorum yazsanız da Hasan uyuma videolara gel yazın bakalım Hasan gelecek mi? Bugün ne yapacağız derseniz gördüğünüz gibi burayı 4'e böldük. Herkesin bir alanı var arkadaşlar. Sen pro oyuncu hangi alana geçiyorsun? Turkuaz'a. Emir senin alanın beyaz. Poyraz senin alanın yeşil. Benim de kırmızı arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapacağız. Burası görmüş olduğunuz gibi bir hapishane. Buradan kurtulmak için kendinizin güçlenmesi lazım. Tabii ki de nasıl güçleneceksiniz? Benim sayemde. Arkadaşlar hepinize görev vereceğim. Mesela atıyorum elma yapın diyeceğim. Siz de buyurt yapacaksınız elmayla. En güzel yapana ödüller vereceğim arkadaşlar. Bakın burada ödüllerimiz var. İyi, orta, kötü. Yani kötü yaparsanız eğer buradaki eşyaları kazanacaksınız. Orta yaparsanız bunları kazanacaksınız. Her roundda bir tanesini vereceğiz arkadaşlar. İyi yapansa mükemmel eşyalardan kazanabilir. Tabii ki de bu videoya başlamadan kaç like bekliyoruz Emir? 9000 like gelir. Arkadaşlar bu yeni seri beğenilirse devamını çekeceğim. O yüzden çok like istemiyorum. Ama 9000 değil. 10.000 olsun. Bir günde 10.000 like bekliyorum. Emir geliyor mu like? Geliyor geliyor. Az geliyor ya. Yetmez. Baksana yukarıya. Bakıyorum. Yok beni çarmadı. Daha fazla gelsin. İstesene daha fazla pro oyuncu kaç like gelsin ve 10.000'e hızlatsınlar ya. Şöyle böyle kırsınlar butonu. O like butonu. Bastınlar ya. Değil mi Poyraz? Tamam güzel 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 like'lar geliyor. Hop, tamam yeter bu kadar. Şimdi o zaman arkadaşlar hazırsanız ilk round'da ne yapacağınızı söylüyorum. İlk round'da ben okula gideceğim ve kalemim yok. Kalem yapmanızı istiyorum bullet'lerle. Kalem yapın ve ben de buradan ödülleri alıyorum. Ödülünüz bullet olacak arkadaşlar. Sizlere en sonda vs atacağınız için bullet vereceğim. Buradan sadece bir kişi çıkabilecek. Hayatta bir kişi kalacak arkadaşlar. Ona göre haberiniz olsun. Bu bullet'lerle vs atarken güzel hareketler yapabilirsiniz. Burası da benim mekanım arkadaşlar. Kendime mekan yaptım. Gördüğünüz gibi ben burada oturup onları izleyeceğim. Hop tık diyorum oturuyorum. Arkadaşlar başlasanıza, neyi bekliyorsunuz? Ama bedrock yok mu? İstediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Kalem çizin bana, kalem. Süreniz kaç dakika biliyor musunuz? 2 dakika. Başlattım. Şu an pro oyuncu bayağı ilerledi. Emir de başladı. Poyraz hala düşünüyor. Abi nasıl yapacağım? Kalem düşün. Ya, okula giderken kalem kullanmıyor mu? Bu kalemi nasıl yapıyorsun? İstersen yukarı doğru yap. İstersen yatay yap. Sen bilirsin. Poyraz. Canım benim sen düşünüyor musun? Abi onun gemi modası yok ki. Oğlum Poyraz'ı gemi modu alsanıza. Ben de diyorum bu niye bekliyor ya. Ağlıyor ya. Tamam Poyraz'dır. Evet şu an pro oyuncu acayip iyi gidiyor. Arkasından Emir bir şeyler deniyor. Son bir dakikanız kaldı bu arada Emir. Pro oyuncu sizce yarışmayı kim kazanacak arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Kimi tutuyorsunuz? Pro oyuncu mu? Emir mi? Poyraz mı? Son 30 saniye. Abi birazcık daha dakika verir misin ya? Hızlanmanız lazım. Evet evet evet. Son 5, 4, 3, 2, 1, bırak. Bırak, bırak, bırak. Pro oyuncu bırak. Emir bırak, Emir bırak. İkiniz bırakıyorsun. Sen devam et, sen devam et. Poyraz devam et, Poyraz. 30 saniyen daha var. O geç başladı. O game modda değildi o yüzden. Evet, şu an gözüme kestiriyorum kalemleri. Evet. Nasıl bir kalem? Oğlum keçeli kalem yaptı. Adama bak lan. Adam keçeli kalem yaptı Poyraz'a bak. Evet, abi, son 10 saniyen var Poyraz. Abi şuraya da yapsın. Dur, hayır, hayır, hayır. Oo! Hile yaparsan bak sıfırlanırsın ona göre. Bitti mi? Tamam. Poyraz'ın da bitti herhalde. Evet arkadaşlar şimdi inceliyoruz. Pro oyuncu. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir kalem? Bu ucu burada galiba. Evet, altı burası arkadaşlar. Üstüne silgi yapmış. Pembe bir şekilde silgi. Ben bayağı bir beğendim. Güzel olmuş. Senin kalemine bakıyorum. Evet, kalemini anlatır mısın Emir? Ay burada yani şey yaptım abi. Bir şey diyeceğim. Yazıyor burada. Kalemin ucu beyaz mı yazıyor? Beyaz olsun abi yani. Beyaz kalem yaptın ha? Beyaz yazan kalem. Evet abi. Allah Allah değişikmiş. Burada beyaz. Burada da, evet abi. Burası silgi abi silgi. Burası silgi anladım tamam.
ya, kötü kesin. Kötü mü bak, ben bir şey demedim, sen kendin kötü dedin. Poyraz burayı keçeli kalem gibi yapmış, altı siyah, Poyraz'ın üstüne silgi koymuş. Ben şu an kararımı veriyorum. Bence en iyisi pro oyuncunun, o yüzden buraya 64 tane blok bırakıyorum. Ondan sonra Poyraz'ınki olmuş, 32 blok buraya bırakıyorum. 16 blok da Emir'e bırakıyorum. Emir, seni daha geliştirmen lazım oğlum. Beyaz uçlu kalem mi olur ya? Beyaz uçlu kalem nereden çıkarttı? Şimdi ikinci randa geçmeden ödülünüzü söylüyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü yemeklerimiz var. Ya patates, ya et, ya da altın elma alacaksınız, ona göre. Bayağı önemli. VS'de işinize yarar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bu roundda sizden istediğim şey çiçek. Evet, çiçek çizin. Evet, istediğiniz çiçeği çizebilirsiniz. Papatya, lale, gül, her şey olabilir. Süreniz 3 dakika. Başladı. Evet. Bakalım ne çizecekler. Oğlum sen yine mi yapamıyorsun? Gülle yapacaksın oğlum, öyle olmaz. Lan sen kendini zeki mi sanıyorsun? Çiçek koymuş buraya yere, yaptım diyor. Oo, yeşil bir başlangıç yaptı Emir. Oyuncudan kopya mı çekiyor yoksa? Hayır abi. Oo, bu da yeşil başladı. Ben olsam kırmızı gül yapardım. En çok sevdiğim şeylerden birisi yani. Evet, kafa karıştırıyorum şu an. Emir hemen fikir değiştirdi, kırmızıya döndü. Emir neden fikir değiştirdin acaba? Hiç öyle. Hiç öylesin yani, ben sevdiğim için. Oo, Poyraz güzel çiziyor. Bir masum mor menekşe ağlıyor mu ne? Oo, pro oyuncu kırmızı gül yapıyor galiba. Evet arkadaşlar, şöyle kuş bakışı göstereyim. Sizce hangisi en güzel yapıyor? Pro oyuncu mu, Emir mi, Poyraz mı? Evet, manitanıza bir çiçek götüreceksiniz, öyle düşünün. Çiçeği beğenmesi lazım. Evet, süremiz gayet yeterli oluyor. Muhtemelen ben süreyi azaltacağım bir dahaki turda. 5, 4, 3, 2, 1, bırak. Abi. Bitti. Evet, bakıyorum birinci pro oyuncu mükemmel bir gül yapmış. Damarlı gül. Gördüğünüz gibi. Emir baksana şu güle ya. Güzel değil mi? Evet, çok güzel. Seninki ne? Seninki biraz ağaca benzemiş. Gül ağacı mı bu? Abi işte çiçek. Gül yani. Gül abi. Güleyim o zaman. Tamam, şaka. Burada ne var? Mor menekşe mi bu Poyraz? Evet diyor, mor menekşe yapmış. Objektif oluyorum. Objektif olarak yine pro oyuncu en güzelini yaptı. O yüzden altın elmayı alıyor. Ondan sonra mor menekşe iti alıyor. Emir'cim sana patates kaldı ya. Ya abi ya. Patates de güzel, sevmiyor musun patates? Evet. Patates yersin, sıkıntı yok. Ama bak, güzel bir kılıç falan kazanırsan ileriki roundlarda comeback yapabilirsin. Evet gençler, bu sefer çok önemli bir parçalara geliyoruz. Zırh. Netherite zırh mı? Demir zırh mı? Yoksa deri zırh mı kazanacaksınız? Bu baya önemli. Zırhınız sizin kalkanınız demektir. Evet arkadaşlar, şimdi çizeceğiniz şeyi söylüyorum. Hazırsanız bana bir telefon çizmenizi istiyorum. Telefon mu? Evet. Süreniz 2 dakika bu arada. Başlatıyorum, hazır mısınız? 3. Dur lan pro oyuncu. Başlatamadım. 3. 2. 1. Başla. Evet, bakalım en güzel kim çizecek. Arkadaşlar çok önemli bak. Netherite zırh alırsanız 8 armor, artı 6 sütun armor, artı 3 armor mar, artı 25 weight, artı 1 knockback resistance. Yani böyle bir şeyler var. Anladın mı? Diğerlere dandik yani. Demir de fena değil. Bir de deri var. Oy! Pro oyuncu dev yapıyor. Emir hangi telefonu yapıyorsun? iPhone 14 Pro Max. Oo, 15 Pro Max yapar mısın ya? Yeni çıktı. Yapacağım. Tamam. Yapacağım. O zaman like atıp abone olanların iPhone 15 Pro Max olsun. Amin! Amin! Evet arkadaşlar. Zaten bu dakikaya kadar izleyip like atıp abone olmayan varsa ben üzülürüm, ağlarım yani. Oo, pro oyuncu dev yapıyor ya. Galiba Pro Max yapıyor, sen şey yapıyorsun, direkt normalini yapıyorsun, iPhone 15. Ana, Tetris oyunu mu yaptın içine telefonu? Aa, buraya kamerasını da yapmış. Oo, çok iyi. Son 30 saniye. Hadi abi, Emir. Kamera nasıl oluyordu? Kamera nasıl oluyordu? Kamera oluyordu işte oğlum, nasıl? 3 tane kamera oluyordu arkasında. Bakayım hemen. Aynen, 3 tane kamera oluyor arkasında. Bu kadar mı? 3 tane kamera, 3 tane. Yani 2 tane. Yani nereye nereye? Oğlum onu da sen bul, her şeyi ben mi söyleyeyim, Allah Allah. Evet arkadaşlar, dev bir iPhone 15. Oğlum bu iPhone 20 Pro Max olmuş pro oyuncu. Bu ne ya? Çok dev yapmış. O yüzden ben bunu gerçekçi bulmadım pro oyuncu. Tamam, güzel ama çok dev ya. Çok fazla büyük arkadaşlar. Oğlum bu cep telefonu değil, gezegen telefonu olmuş oğlum. Bunu nasıl cep telefonu? Dev gibi yapmışsın. O yüzden yok arkadaşlar. Güzel yapsa da çok dev olduğu için pek gözümden düştü yani. Evet, Emir'e bakıyoruz. Abi yapamadım ki. Emir, daha demin 3 kamerası vardı. Bunu niye bir kameraya düşürdün sen? Abi yapamadım ki. Bu ne? iPhone mu bu? Evet. Kaç bu? Bilmiyorum. iPhone 11 falan. iPhone 11. Seninki ne Poyraz? Bakayım. Afyon 15 Pro. 15 mi? 15 ne oğlum? 15. 15 ne lan? Abi benimki çok iyi ama. Arkasında alarm var diyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi iPhone 15 dediğinde bir kamera olmaz. Şimdi bakıyorum. Ben bu roundda arkadaşlar hiçbirini beğenmedim. Please.
Açık konuşayım, hiçbirini beğenmedim. Hiçbiri olmamış arkadaşlar, ben açık objektif konuşuyorum. Ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. Proyuncunun ki zaten cep telefonu değil. O yüzden Proyuncu al sana deri. Deri zırhı veriyorum, en kötüsü senin. Demiri Poyraz'a veriyorum. Netherite'ı da sana veriyorum Emir. Al en iyisi sana gidiyor. Evet. Arkadaşlar hazırsanız yeni randa başlayacağız. Sıfırlayın orayı. Bu randa 3 tane ödülümüz var arkadaşlar. Birisi ölümsüzlük totemi, balık oltası, birisi de ot. Ona göre yani güzel çizmeniz lazım. Evet. Ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağınız şeyi söylüyorum. Süreniz 2 dakika olacak. Evet. Yapacağınız şey muz. Evet, bakalım muzu nasıl yapacaklar. Abi bu nasıl yapmış ya? Oo, görüyor musun? Proyuncu nasıl yapıyor? Oğlum adamın adı boşuna Proyuncu değil, anladın mı? Kopya çekmek var mı ya? Kopya çekebilirsin de yapabilirsen yap. Evet, son bir dakika. Proyuncu bayağı hızlı yaptı. Ama Poyraz da geliyor. Pardon, Emir geliyor. Emir geliyor. Poyraz biraz daha yavaş gidiyor. Arkadaşlar son 40 saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Sporcu arkadaşlar varsa muz yesin arkadaşlar. Muz bayağı iyidir. Güçlendirir sizi, haberiniz olsun. Spordan sonra iyi olur. Son 10 saniye gençler. Bitti. Evet, durun 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 durun. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum. Bakıyorum, objektif olacağım. Pro oyuncununki bayağı güzel oldu. Bildiğin muz yani, ucunu siyah falan yapmış. Baksana şuna. Al sana ölümsüzlük totemini veriyorum. Şimdi oltayla ot var. Bakıyorum abi bu ne tek blok. Poyraz bayağı kötü. Ot, sana ot atıyorum. Sana da olta atıyorum. Seninki orta yine. Evet gençler, hazırlanın, yeni randa geçiyoruz. Hazırlanın. Şimdiki ödülünüz bayağı bir önemli olacak. Çünkü sizlere Netherite pantolon verebilirim. Elmas pantolon verebilirim ya da dandik pantolon verebilirim. Bakalım hangisini kazanacaksın? Ne söylesem acaba? Arkadaşlar sizlerden klavye çizmenizi istiyorum. Süreniz 2,5 dakika. Başla! Evet, bildiğiniz gibi arkadaşlar benim klavyem kırmızı siyah bir klavye. Sizler tabii istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Beyaz klavyede yapabilirsiniz, siyah klavyede yapabilirsiniz. Tabii ki bakın Pro oyuncu World Edit modunu kullanıyor. Gerçi burada Fill diye bir komut var. Bu komutları kullanarak build yapabilirsiniz serbest. Pro oyuncu o yüzden hızlı yapabiliyor. Oo, klavyenin kablosu mu bu? Güzel. Emir bu sefer yapacak mısın? En iyi sen mi yapacaksın? İnşallah. Hadi bakalım. Göreceğiz, göreceğiz. Hızlı olmanız lazım bak. Bu ne oğlum? Rengarenk. Oo, renkli switch. Tam bir Fortnite böyle gamer oyuncu klavyesine benziyor. Oo, yön tuşlarını falan da yapmış. Güzel. Biraz iyi gidiyor. Bu oyuncu bir sürü tuş eklemiş. Muhtemelen şey yapıyor. Geniş bir klavye yapıyor. Büyük bir klavye yapıyor. Emir'in yaptığı klavye ise... Emir ne klavyesi bu? Adam klavyesi. Abi, evet, erkek adam. Erkek adam klavyesi pembe olur. Şaka oğlum, erkek adam klavyesi pembe olmaz da. Sen pembe yapmak istemişsin. Son 10 saniye. Abi birazcık daha süre verebilir misin? 5, 4, 3, 2, 1, finish. Bitti bitti bitti, durun 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 durun. Evet arkadaşlar, klavyelerde bitiremediğiniz için en sona düşüyorsunuz ikiniz. Pro oyuncuyla Emir bitiremediğiniz için ikiniz en sona düşüyorsunuz. Yani en iyisini Poyraz'a veriyorum. Burası bilek koyma yeri bitti. Ha, burası bilek koyma yeri mi? Olsun, yine de beğenmedim. En güzeli şeyinki oldu, Poyraz'ınki. Renkli böyle tam Fortnite şeyi. Netherite verdim o yüzden. Şimdi burada arkadaşlar bakıyorum hangisi iyi. Ha, Pro oyuncunkini de güzel. Sizinki aynı gibi zaten, birbirinize benziyor. Ama Pro oyuncunun kablosu yok. Daha bir... Oğlum kablosuz klavye mi olur ya? Kablosuz klavye yapmış. Ama ben kablosu seviyorum. O yüzden elması sana veriyorum. Al. Elmas senin. Pro oyuncu sen çok güçlü oldun. Al biraz bunları. Wireless, aynen. Wireless klavye yapmış ama yapacak bir şey yok. Pro oyuncunun çok güçlü eşyaları var. Evet. Bu sefer oyunun en mükemmel kılıçlarından kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu kılıçlar katana kılıçları. Uchigarata, Netherite Spear ve Glove. Evet arkadaşlar bakın. Wa wa wa. Wa. Ve bu şekilde bunlarla vurabiliyorsunuz. Bir de buna bakın. Resmen şey oldum ya. Ninja kaplumbağalardaki gibi. Ve bunu alırsanız da yumruk atabiliyorsunuz. Çak 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 çak. Üçlerine bakalım. 9 atak, 8 atak, 3 atak. Ona göre arkadaşlar bu kılıç çok önemli. Biliyorsunuz VS atacaksınız en son. Kılıç bayağı önemli. Şimdi arkadaşlar bu roundda sizden şunu istiyorum. Kılıç çok önemli olduğu için süreniz de uzun olacak. Beni çiziyorsunuz. Anladın mı? Beni. Benim skinimi çiziyorsunuz. Oha. Süreniz 5 dakika olacak. O yüzden ben ortaya geçiyorum. Bana bakarak çizebilirsiniz. 3 2 1 başla. Evet arkadaşlar, Samet Parlak'ı çizdiriyorum şu an, gördüğünüz gibi. Wow, wow, wow. Bu kılıç çok güzel ama ya. Arkadaşlar kılıç bayağı iyi bak. Ben olsam bu kılıç için çok güzel bir şey yapardım.
derem 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 ta 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 düşman mı geldi pa pa burası merkez kurşunlarla tararım kurşunları merttir ama serttir benimle yüzleşme çok kötü yaparım uf benimki mükemmel oluyor oğlum süreyi fazla mı verdik daha oğlum harbi herkes güzel yapıyor bu ne ya son 5 4 3 2 1 bitti kaptı ya ya oğlum ya. Allah Allah. Emir bu ben miyim oğlum? Evet abi. Bu kim lan? Oğlum bu sineğe benzemiş lan. Oğlum dur yan yana geçeyim şöyle bir. Arkadaşlar bu sineğe benzemiş lan. Birazcık daha yükseğe yapsaydım oğlum. Oğlum Pronca aynısını yapmış benim aynım ya. Oha. Pronca harbi çok iyi yapmış. Emir beni zayıflatıp sineğe benzetmiş. Omuzlarım yamuk bir de. Sol omuzum daha geniş. Sağ omuzum garip. Bu ne lan? Oğlum bu da sinek gibi yapmış. Abi ama ben daha iyiyim. Evet şimdi. Maalesef en kötü sen yapmışsın Poyraz. O yüzden sana bunu atıyorum. Sana Emir orta yapmışsın. Yüzüm kötü olmuş. Şu kılıcı atıyorum. En güzel kılıç sana geliyor. Pronca müthiş yapmışsın. Helal olsun. Aynı tebrikler. Gerçekten kılıç önemliydi arkadaşlar. Ama yine önemli bir özelliğimiz daha var. Botlarımız. Netherite bot olabilirsiniz arkadaşlar. Lan burada da mı Netherite? Dur, Iron Bot olması lazım. Evet, herkes yerine geçsin. Arkadaşlar, ayakkabı için çizmenizi istediğim şey ayakkabı. 2 dakika süreniz var. Başladı. Evet, ayakkabı çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü ödülünüz ayakkabı. Mantıklı değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şu an 30 saniyeniz geçmiş bulunmakta. 1,5 dakikanız kaldı. Hızlı yapmanız lazım, süreniz az. Önemli olan bitirmek, onu söyleyeyim. Bitiren en çok puan alır. Yarım bırakan puan alamaz. Zengin ayakkabısı galiba bu. Elmastan yaptığına göre. Evet abi. Bunu uçuyorum lan ben. Uçmayı öğrenmişim. Wii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 
Ya Poyraz yapamadı. Poyraz'ın tek bir papucu var. Evet. Bu ne oğlum? İçine girdim. Bilerek mi tek yaptın? Oğlum tek papuç mu olur? Tek ayakkabı. Abi. İkili olur bence... bot dediğin. Ayakkabı dediğin. Abi ama ben çok iyi yaptım. Zengin ya. Tamam anladım. Ön izlemesi de ben öyle istemiyordum. Ayakkabı bunlar. Şimdi bakıyorum. Bu mu iyi, bu mu iyi diye bakıyorum. Oğlum pro oyuncu. Dünyanın en iyi kundurası diyor. Abi öyle bir bu şey. Bu çok uzun ya. Bak. Çok uzun abi. Kaç numara bu? 50 numara mı? Ay, bak, sevmedim. Sen, ay, bak, aynen bu roundda Emir'inki en güzeli bence. Al Netherite sana veriyorum. Sonra pro seninkini hiç beğenmedim ya. Al Iron senin. Al demir şey bu neydi? Deri de senin pro oyuncu. Giyin bir setlerinizi bakayım kimin nesi var. Oo pro oyuncu sen hiç güzel hazırlamadın mı? Ama senin kılıcın iyi. En iyi kılıç senin. Altın elman da var. Oğlum ölümsüzlük totemin de var senin. Bakayım sende ne var? Netherite. Oo. Sende ne var? Netherite pantolon sende. Oo. Yumruklarım var. Tamam güzel. VS'de ne olacak? Vallahi merak ediyorum ha. Herkesin güçlü eşyaları var çünkü. Tamam silin şunu, silin şunu. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Arkadaşlar şimdi büyülü bir ok alabilirsiniz. Tek büyülü ok alabilirsiniz. Bir de büyüsüz ok alabilirsiniz ona göre. Bu ok da uzaktan savaşmak için önemli biliyorsunuz. Arkadaşlar sizlerden ben kulaklık istiyorum. Oyuncu kulaklığı. 2 dakika süreniz var. 2 dakika süreniz var. Başla! Evet oyuncu kulaklığı bakalım kim güzel yapacak. Arkadaşlar hepiniz bilgisayarda oyun oynuyorsunuz. Yani oyuncu kulaklığı yapabilirsiniz bence. Zor bir şey değil. Al ben de yapayım. İnanmıyorsanız. Bunlar kulaklar. Şöyle. Bu kadar al kulaklık. Dünyanın en iyi kulaklığı oldu arkadaşlar. Şuraya birazcık da büyüttün mü? Alın ya daha ne olsun ya bak. Bak daha onları bitiremedim bitirdim tak diye bak. Kulaklık. Sizler gelişmeniz lazım birazcık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle üstten bakıyorum gördün mü benim kulaklık en iyisi oldu. Bir dakikanız kaldı arkadaşlar haberiniz olsun. Oy, Apple'ın kulaklığını yapıyor pro oyuncu. Poyraz da yine Fortnite kit kulaklığı yapıyor. Oo, Emir hangi marka bu? Abi benim bir tane kulaklık var. Onun gibi böyle ışıklı. Bayağı bence bunun markası şey gibi Emir Tek. Evet evet onun gibi abi. Logitech'e benzettim ben bir. 15 saniye kaldı. 3 2 1 Finish. Evet arkadaşlar bu roundda harbiden herkesinkini beğendim yani bayağı güzel. Oo bu Apple'ın yapmış büyük geniş kulaklık bayağı sağlam. Oo senin kulaklıkta bu ne mikrofon mu? Evet abi. Evet mikrofon falan yapmış güzel. Bu ne abi? Mikrofonu bayağı uzun bunu.
Bu muhtemelen döndürmeli böyle. Şimdi üçü de güzel abi. O yüzden ben bu roundda üçünü de beğendiğim için arkadaşlar üçünüze de en iyi yaydan vereceğim. Kabul ediyorsunuz mu? Üçünüze de en iyi yayı veriyorum. Alın. Üçünüz de bayağı güzel yapmışsınız. Al kanka. Ok al yok kanka. Abi. Şimdi oklara geldik. Dur. Şimdi burada bu roundda oklar için savaşacaksınız. Yeşil zehirli ok var. Normal ok var. Diğerinde 16 tane ok var. Biri 24, biri 16, biri 32 tane yeşil zehirli. Çay bardağı istiyorum. Çay bardağı. 2 dakika süreniz var. Tavşan kanı istiyorum Emir. Tavşan kanı çay diye bir şey duydun mu sen? Öyle mi? Duydun tamam. mu hiç? Öyle de öyle derler ya çayı getirirken. Bu çaylar tavşan kanı, tavşan derler yani böyle taze olduğunu anlatmak için. Abi bizim köyde zaten söylüyorlar abi. Değil mi? İç, bardağın içine çay koyabilirsiniz çay bardağının. Güzel olur. Son 1 dakika. Üf, ince belli ha. Pro oyuncu ince belli bir çay bardağı yapmış. Evet, son 30 saniyeniz var arkadaşlar. Pro oyuncu harbi bu sefer bildiğin çay bardağı yaptı ya. İçine de çay koyuyor. Son 15 saniye. Oo, fincan yaptı. Fincan. Bardağa bak, fincan yaptı. 3 2 1 bitti. Tamam dur. Evet arkadaşlar. Ekleme bak Emir görüyor. Bu roundda tartışmasız en iyi bronze yaptığı için 64 tane oku ona veriyorum. İstediği kadar kullanabilir. Ondan sonra senin bardağın ne kanka bu? Ne bardağı bu? Abi içine lav dökecektim. Oğlum yani sen mesela lav mı içireceksin? Nasıl ya? Ağzımız yanar. Ama abi çok iyi ya. Hayır olamaz. Olamaz. Bu bayağı bir sıkıntı. Lav değil yani. Bunun abi bunu. En kötü seninki olmuş Burant'ta maalesef. Ve fincan güzel fincan güzel fikir. Çay fincanla da çay bardağı olur yani. O yüzden sana da 32 tane verdim. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir sonraki rounda geçiyoruz. Ve son round haberiniz olsun. Burada iksirlerimiz var. +3 atak damage alabilirsiniz. %40 speed alabilirsiniz. Bir de can veren var. Evet arkadaşlar süreniz yine 2 dakika. Sizlerden saat çizmenizi istiyorum. Bu saat kol saati olacak. Evet 2 dakikada kol saati çizmenizi istiyorum. Oo, Benten saati yapıyor arkadaşlar bakın. Oo, pro oyuncu Rolex yapıyor. Lan sen var ya. Rolex yapıyorsun değil mi? Evet son bir dakika. Evet süremiz hızla ilerliyor arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? 3 2 1 finish. Evet arkadaşlar saatlere bakıyoruz. Bu ne abi? He, birisi Yelkovan, birisi Akrep herhalde. Saatin şeyini gösteren. Fena değil. Şuraya bakıyoruz. Senin saatin de fena değil ama pro oyuncunki birazcık daha iyi gibi. Bu Benten saati. Bu ne? Yanındaki ne? Bunlar ne? Şey meteor mu? Meteor ne yapıyor? Benten meteor mu? Saat oradan geliyor. Uzaydan. Oo. Vallahi ben beğendim bunu. Bak. +3 atağı pro oyuncuya veriyorum. Saldırı hızını Poyraz'a veriyorum. Sana da can veriyorum. Canını fırlayabilirsin bunu. Al. Arkadaşlar turnuvamız olacak. Yani iki kişi vs atacak. Kazanan bir üst tura çıkmış olacak. Fakat şimdi kimin vs atacağını şu şekilde seçeceğiz. Ortaya toplanın. Herkes ortaya toplansın. Şimdi bir eşya atacağım buraya. Aşağıya. Bu eşyayı alan direkt bir üst tura çıkmış olacak. VS'ye atmadan. Arkadaşlar geçin atıyorum bunu. 3 2 1 başla. Evet attım. Kim aldı? Dur vurma. Ben. Dur. Tamam ben sen aldım. Finaldesin. Sen finaldesin. Sen geç kenara. Evet birinci roundda Poyraz'la pro oyuncu VS atacak. Gençler hazırsanız eğer yerlerinize. Dur pro oyuncu başla demedim. Geç yerine. İkinci soruyorum. Hazır mısın Poyraz? Eşyalarını falan yedin mi? Tamam. Pro oyuncu sen hazır mısın? Evet diyor. O zaman 3, 2, 1 başla. Evet VS'miz başlıyor. Uy, pro oyuncu 2 tane okla tek attı. Şu an pro oyuncu üst tura çıkmış oluyor. Pro oyuncuyla Emir VS atacak. Emir hazır mısın pro oyuncuyla VS için? Hazırım ya ezerim ya. Kolay. Ezersin kolay diyor pro oyuncu. Uy pro oyuncu sana kolay dedi. O zaman 3, 2, 1 başla. Evet ikisi de birbirlerine ok atıyor. Pro oyuncu bir tane vurdu. Hadi bakalım Poyraz sağ sol yapıyor. Ultilerinizi kullanabilirsiniz gençler. Evet. Bakalım. Oy! Bir tane vurdu Emir. Pro oyuncu kaçıyor. Pro oyuncu elmasını yedi. Emir'in sıkıntısı şu. Emir'in şeyi yok galiba. Yemeği güzel yemeği. Ama güzel kılıçları var. Evet. İkisinin de canı azalmaya başladı. Hayır. Pro oyuncu mu Emir mi? Evet. VS devam ediyor. Emir o! Arkadan orada pro oyuncu aldı ve kazanan pro oyuncu oluyor. Mükemmel VS'ydi. Evet arkadaşlar. Oo, daha pro oyuncunun ölümsüzlüğü de var.
Tamam arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi kazanan pro oyuncu oldu. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sol taraftaki yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sola tıkla kanka, orada yeni videodayız. Bye bye.